Arkadaşlar, hepinize öncelikle iyi seyirler diliyorum. Yeni bir kanal olduğumuz için beğenerek ve yorum yaparak kanalımıza destek olabilirsiniz. Daha çok izlenme, daha çok içerik demek aslında. Çünkü bu insana keyif verdikçe insana daha çok bir şey üretmek için çabalıyor. Videomuza geçelim. Arkadaşlar, videomuzun konusu like'an aslında. Burada bir linçe gördüğünüze bakmayın. Şöyle bir like'an konusu. Eğer sizler de beğenirseniz, isterseniz yorumlarda bunu belirtirseniz bu çardaki fazla itemleri, hatta mesela bir an kaliteli bir çar aslında, 95 level, 100 level zihinsel var, 93 level bedensel var. Onların skilleri de çok iyi. Onları da birazdan göstereceğim zaten sizlere. Eğer siz beğenirseniz ve isterseniz ben bu çarlardaki fazla itemleri satarak, hatta biraz sonra piyasalarına bakıp pazar kurmaya başlayacağım. Piyasalarına bakarak itemleri satacağım ve oradan gelen parayla like'an dizip like oynamaya başlayacağız. Bir levelden itibaren başlayacağız. Bu çardı bir de tabii ki ağır olduğu için muhtemelen bunu yan çarı olarak açarız diye düşünüyorum. Yani yan hesabı, yan karakter olarak. Çünkü bu da boşa gitsin istemeyiz. Diğer çarımızda da bir tane var. Şimdi sıfırdan yeni bir çar açmaya gerek yok. Yarın öbür günde işte başka bir durumda zorlandığımızda, zaten bedenselimiz olduğu için zehir kılıcıdır vesaire, işte perfect hava kılıcı, güzel skilleri, güzel iç itemleri olduğu için onunla bile yan çarımızı kasabiliriz. Ama tabii ki ben bunu istemiyorum. Her şeyi kendisi yapacak çarımız. Çünkü bütün iç itemlerimiz zaten mevcut. Hem sürgün için olsun, işte zindan için olsun, gerekirse büyülü orman için olsun. Tabii o kadar kasar mıyız bilmiyorum. Hedefimiz ilk başta önce bir 55 olmak olur. Biraz 55 levelde takılırız. Hani 55 level herkes çok seviyor çünkü. 55 levelde biraz takılırız. Biraz VS'ler atarız. Ondan sonra da zaten istediğimiz hedeflere doğru koşarız. Ben yavaş yavaş itemleri göstermeye başlayayım. Çarlarda biraz tabii çöpler de var, kusura bakmayın. Hatta bunu bile ev sonu zannettim. Çünkü çarlarda çok fazla item var aslında. Boş veya dolu. Şöyle ben birkaç saniye bekleteceğim. Siz hani durdurup özelliklerine bakabilirsiniz. Beğendiğiniz olursa yorumlarda işte yazabilirsiniz. Oyun içinde de ulaşabilirsiniz eğer açık görürseniz. Ama genelde açık bırakıp işe gidip geri geldiğimde ekran kararmış oluyor. O yüzden hani yorum bırakırsanız en azından daha rahat dönüş sağlayabilirim size. En azından oradaki yorumlar her zaman görünür oluyor. Bu şekilde işte itemlerimiz. Bunu mesela büyülü ormanda kullanabiliriz. Şunu satmayı düşünmüyorum. Bu üzerindeki zırhı ve silahı da satmayı düşünmüyorum. Bunları kendim bastım, yükselttim. Bunu bir türlü basamadım tabii ki. Artı 6 aldım. Artı 8'e kaç kez geçti. Bir sürü büyülü metal yaktım vesaire ama bir türlü tutturamadık. Yani güzel birkaç VS'lik itemimiz var. Bunun üzerinde fazla itemler de var. Hatta onları da gösterelim. Belki bir talibi çıkar. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları gösterdik zaten. Bu da çakram becerili. Ve bunu daha öncesinde bir PvP server'da kullanmıştım. Düşük level yine bir ninjaydım. 75 civarıydı sanırım oradaki hesabımda. Yani şehirde gezerdim, herkesi keserdim. O PvP'ye ithafen aslında böyle bir şey yaptım. Böyle bir çakram satın aldım diyebilirim. Buradaki itemlerin efsunların %99,9 aslında bana ait. Hep kendim efsunlayarak devam ettim. Bu ürün olsun, işte zırhımız olsun vesaire. Mesela bu zırh çok iyi. Bunu aslında satmayı bile çok düşünmüyorum ama yarın bugün tekrar bir ninja kasmayacağım için aslında satabilirim. Çünkü hem şimşek hem ateş var. Bunu alacak arkadaşımız hem zindanda kullanabilir hem sürgünde kullanabilir. İşte büyülü ormana gideceği zaman ancak değiştirmek zorunda kalır. Yani iki tarafı da aslında halletmiş olur. Çünkü diğer iç itemlerle ve kostümlerle desteklendiği zaman bu zırh yeterli oluyor. Bu bileziği çok seviyorum. Neredeyse 5'te 5 olacakmış. Direkten dönmüş. Onu satın mı almıştım, efsunlamış mıydım hatırlamıyorum. O çok çok eskiden kalma bir itemim. Kalanları zaten hepsini ben efsunladım. Hani depolarda da bir sürü efsunlu itemler var zaten. Hatta depoya doğru da gidebiliriz. Ama depolar 3 sayfa normalde bu hesaplarımda. Yani diğer bedenselde vesaire de bu şekilde. Ama onları tabii ki açamadım daha. Genişletilmiş depo almadım. Hatta yolda giderken belki alabiliriz. Bakalım HP'miz var mı? Var. 9700'de markamız var. Güzel, o da işimize yarar. Şuraya bir depo yazalım. Yürümeye devam edelim biz bir yandan. İnşallah açacak. Açmasa da artık kendi kaybeder. Açtığı kadarıyla bakalım neler varmış depomuzda. Çakram varmış, 36 ortalama. Şimşekli bir karınca aslan, ateş de var.
ve çiçeği. Ateş, HP. O bu da çok güzelmiş. XP 20 HP HP üretim. Mesela bunları işte Lycan'a direkt giyip kullanabiliriz bir levelde. Yani çok fazla işimize yarar. Ki ateşte olduğu için zaten. Bunu efsunlamak için kendim atmıştım. Öyle duruyor çöp olarak. Bu da aynı şekilde. Hatta bunları yarın öbür gün belki hediye bile edebiliriz. Biraz tabii önce büyümemiz gerekiyor. Yaralı bir kaskımız var. Bunlar çöp zaten. Atma kağıdı var. Neyse marketimizde bir şeyler var mıymış? Potlar var. Potlar da bir işimiz var. Hızlandırıcılar var. Taş sanatı var vesaire. Çok fazla bir şey yokmuş burada aslında. Uçar bu şekilde arkadaşlar. Buradaki itemleri göstereyim zaten size. Dediğim gibi burada yine bir gidip araştırmasını yapıp piyasasının ürünlerin hepsini satışa koyacağım. Eğer bir kazancımız olursa da güzel itemler bulabilirsek Lycan'ımızın bütün itemlerini alırız. Hepsini envanterimize bekleterek zaten çarı kasarız. Her level geldiğinde tık tık itemlerimizi giyerek devam ederiz. VS içerikleri vesaire üretmeye başlarız. Sadece becerileri birazcık bizi zorlayacak. Ona da artık yapacak bir şey yok. Buradaki 9000 markayla en azından kırmızı kurt ruhunu belki birazcık yükseltebiliriz. Çünkü tanesi 300 olduğu için 300 hep olduğu için 300 hepti galiba kötü ruhların. Bakalım. Evet arkadaşlar zihinselimiz de bu şekilde. Zihinselin giriş yaparken aslında çok kötü bir anımı hatırladım. Yani bu oyunu bırakalı herhalde 4-5 ay olmuştur şu anda tam hatırlamıyorum. O dönem oynadığım dönemde çarı açık bırakıp kasmaya bırakmıştım. Hem bu çarı hem de ninja'ya sürgünle bırakmıştım. Ve ninja'daki sürgünlük itemler harika itemlerdi. Yine hepsini tek kendime sunlamıştım. Özellikle kaskı vesaire çok iyiydi. Tabii aynı zamanda ruh taşı da okuyordum. Ruh taşını okuduktan sonra zen fasulyesi bulamamıştım. O an nakitim kalmamıştı ve çarı kasmayı bırakıp işe gitmiştim. Kuzenim bana bir yazdı işte çarı yapmış şu 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 itemlere boş vesaire diye. Yani bildiğiniz şu itemlerin tamamı düşmüştü. Sadece zırh ve silah kalmıştı. Bir de yalan olmasın sanırım kolye kalmıştı. Tam hatırlamıyorum. Allah'tan envanterdeki itemler düşmemişti. Yani herhalde arkadaşımız gözü doydu ve çarı kesmeyi artık bırakmıştı. Yani öyle bir sıkıntı yaşamıştık. Bayağı güzel itemlerimiz öyle çöp oldu. Tekrar gidip dizmek zorunda kaldık. Şimdi bu çarımız da yine perfect G10 M7 olarak gözüküyor. Bakalım beceri kitabı varsa üstümüzde okuyalım. Girmişken hazır. Bir şey göremiyorum şu an. Neyse. Bu çarda çok fazla öyle efsunlu boş item yok aslında. Ama yine de bunları da hani ucuzdan koyacağız. Sonuçta şeytan 20 var, hayvan 20 var. Yani belki bir alıcısını bulabiliriz. Burada bıçak pençe var. Bunu zaten VS'de giymek için aslında kendim efsunlamaya çalışıyorum. Bunu yine büyülü ormanda kullanıyorum. Bu da bir büyülü orman itemi. Delici, rüzgar, şeytan olarak. Yine büyülü orman. Bu hem büyülü ormanda pardon hem sürgünde giymek için hem de VS atmak için aslında çok güzel. İki tarafa birden kapsıyor. Bu zaten VS'lik. Onun dışında burada başka neyimiz varmış bakalım. Dördüncü sayfaya bakalım. Burada ateş, rüzgar, HP. Yani burada da yine aynı şekilde hem bizi büyülü ormanda kastırabilecek hem de aynı şekilde zindanda kastırabilecek veya başka insanların canını kasmamızı sağlayabilecek bir item var. Bunu satabiliriz. Yani tabii teklif gelen her şeyi değerlendireceğim. Ama şu an kendim mesela bunu aslında bir gidip de pazar kurup pazara koymayacağım. Çünkü bu benim her yerde işime yarayacak. Yarın öbür gün çarkarım kasmak istersem, şaman kasmak istersem her türlü zindanda benim işimi görecek bir item. Hatta ormanda da bu işimi görüyor zaten. Ormanlarda bununla kasılıyorum. Bu sadece benim sürgünde işimi görüyor. Burada da yarı büyülü bir hafif VS'lik bir itemimiz var. Yani büyü 10 olduğu için, HP'si olmadığı için hafif diyorum ama yine iş görür tabii ki. Burada başka neyimiz var? Bir tane de burada ağrımız var. Sersem şeytan eksple. Hemen bir karakter atalım. Bir de bedensele bakalım. Bedenselde neyimiz varmış? İki aynı hesap içerisinde.
Yani şu sarma küba çek bir duman gibi isimlere bakmayın. Sigarayla hiçbir işim yok. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Hatta kız arkadaşıma da bıraktırmaya çalışıyorum. Şimdi elektronik sigaraya geçti. Bakalım. Umarım onu da yakında bırakacak. Bunda yine boş itemler. Tabi bıçağın da deposu var. Az önce bu arada Ninja'da biz yanlış şeye baktık. Müzevi tavsiyesi yerine yanlışlıkla gittik. Kötü rukom kağıdı yazmaya çalıştık. Aynen 300. Bunda 10.000 tane var. Yani 9.000 tane var. Yani her türlü bir 20 30 tane falan geliyor. Yani bir M6, M7, M8 lira falan görürüz belki kırmızı kurtuluğunda en azından müzevilerle. Tabi level atladıkça gelenleri de 3 tane, 5 tane, 10 tane G'yi çok rahat açarız Lycan'da. Buradan yine biz şey alalım, bir depo yazalım. Burada bir genişletilmiş depo alalım çünkü bu çarda yarı insan vesaire de olması lazım deposunda, öyle hatırlıyorum. Depoda saklanır ve aktarılmaz dedi ama bir bakalım. No. Puh, bir sürü polimetal varmış bu çarda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane. Güzel. Bunları satabiliriz veya bekletebiliriz. Bir sürü tecrübe yüzüğü var. Yani Lycan'ı da burada kasmak şu anda aslında bana çok bir mantıklı geldi ama açacak yerimiz yok. Bu bir. İkincisi de yani 3 hesabında aynı şeyde olmasını istemiyorum. Depo otomatik aktifleştirme. Giriş çıkma yapmamız lazım. Giriş çık yapmamız lazım. 17 beceri bir KDP'miz var. 36 ortalama da dolunayımız var. 18 beceri başka bir dolunay. Yarı kritik dedici 5'er tane. Burada HP kritikli bir ayakkabımız var. Bunu da yine aynı şekilde düşük levelde giyebiliriz. Hem de ateş de var. Yarı güç. Bakalım bir karakter atalım. Ha, buradaki tabii üstümüzdeki itemleri de gösterelim. Öncelikle bir envantere tekrar bakalım. Bir şeyimiz yok burada. Ayakkabımız şimşekli. Kritik HP. Pençe. Zehir kılıcımız. Yarı şimşek. Şeytan. Rüzgar. Yani bu da aynı şekilde hem sürgünde hem büyülü ormanda giyebileceğimiz bir item. Tabii artı 8 olması da gereksizliği. Burada yine şimşek, 4 rüzgar saldırı değeri HP. Yine ortalama bir şey. Tabi rüzgarı efsunu diğer itemlerdeki efsunlarda yüksek tutarsak çok fazla değiştirmemize gerek yok gibi. Sersem, şeytan, ölümsüz blok. Şimşek, HP, şeytan. Kritik SP. Mesela bu itemi çok seviyorum. Mesela ben savaşçıda bir iki skill'den fazla koymuyorum. Zaten bir tanesi hava kılıcı oluyordu kasarken. Kılıç çevirmeyi bazen koyup bazen koymuyordum ama buradaki SP özellikleri çok işe yarıyor aslında kasarken. Yani mana potunu özellikle böyle düz vuruş yaptığımız çarlarda, sadece hava kılıcını kullandığımız çarlarda kesinlikle mana potuna ihtiyaç duyurtmuyor yani. Şimdi kelimeyi de söyleyemedim. Bu da bonus küpemiz, hareket hızı var, çift eli var, şeytan var. 3 efsun güzel tabi, çifti buradaki birazcık mantıksız kalıyor. Kuşağımız var. Şeytan kritik ortalama. Basit düşük seviye bir şey. Hemen bir çıkış yapalım, bir daha girelim. Garanti olması için genişletilmiş deponun. Evet, tekrardan girdik. Bakalım depomuza. İkinci sayfasında ışınlanma yüzükleri var. Ateş HP saldırı değerli bir ölümcül plaka var. Yine ateşli şeytanlı. Şeytanlı çok gereksiz. Tabi ateşli bir demir kaskımız var. %10 yemişli kuşak. Vesaire. Kusama küresi de varmış. Evet. Ben bunlara baktık zaten. Yarı insanımız kritik güç. Buna yine güzel bir efsun gelmişti ama 3 kritikti vesaire de öyle hatırlıyorum. O yüzden sonrası 10 kritiği bulunca böyle bırakmıştım bunu. Bir de muharebemiz var. Bu muharebe zaten ne yapsam bilemediğim bir muharebe. Ne dönüştürebildim, ne efsun değiştirebildim, ne gidip taş basabildim. Yani kritiği var, delicisi var ama işte yarı insan 3. Bu da 10 yarılı versiyonu. İkisini birleştirebilsek keşke. Hamle kılavuzu alalım, okuyalım bunları o zaman. Hamlemiz M5.
Dediğim gibi arkadaşlar itemlerimiz de bu şekilde. Öfke de başarısız oldu, çok güzel. Çönlü yokmuş. İtemler bu şekilde arkadaşlar. İlginizi çeken bir item olursa dediğim gibi yorumlarda teklifinizi bekliyorum. PM'lerinizi bırakabilirsiniz. Oyun içerisinden dönüş yapabilirim. Hiç sıkıntı değil. Hatta öyle daha iyi olur. Orada hiç uzatmamış oluruz. PM'lerinizi bırakarak talip olduğunuz iteme fiyat verebilirsiniz. Direkt oradan birlikte bakarız. Konuşuruz oyun içerisinde. O zaman bu kılı çevirmeyle videomuzu bitirelim.